Selam arkadaşlar. 7. fasikülün çözümleriyle başlayalım. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Bakterilerde aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi görülür? Şimdi partenogenez. Partenogenezi biz nerede görmüştük? Arılarda, bal arılarında görmüştük. Tomurcuklanma ile üremeyi hidrada görmüştük ya da süngerlerde görmüştük. Vejetatif üremeyi bitkilerde görmüştük. Bölünerek basitçe ikiye bölünme eşeysiz olarak üremesi bakterilerde gördük arkadaşlar. Tek tip üreme şekli var zaten. Basitçe ikiye bölünerek üremesi görülüyor. Sporlu üremede ise bitkilerde de var ya da protista aleminde göreceğiz sırasıyla işledikçe. Evet, birinci sorunun cevabı denizde arkadaşlar. Evet, bakteriler aleminin sınıflandırılmasındaki aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz? Şimdi solunum çeşidi olarak oksijenli solunum yapanlar, oksijensiz solunum yapanlar ya da fermantasyon yapanlar olarak ayrılır, bu görülür. Beslenme çeşidi ototrof olanlar, heterotrof olanlar görülür. Gram boyama tekniği ile hücre duvarları boyanıyor. Gram pozitif ya da gram negatif olarak adlandırılıyor. Bu da var. Hücre şekilleri işte çubuk şekilli olanlar, yuvarlak şekilli olanlar, spiral şekilli olanlar, virgül şeklinde olanlar var. Bu şekliyle de sınıflandırılır. Ama üreme şekilleri tek tiptir arkadaşlar. Nasıl da az önce söylediğimiz gibi basitçe ikiye bölünerek eşeysiz yolla ürüyorlardı. O yüzden üreme şekilleri tek tiptir. Ayrı işlenmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Evet, üçüncü sorumuzda aşağıda bakterilere ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre özellikleri bakterilerin bitkilere ve hayvanlara benzeyen yönlerine göre doğru gösteren seçenek hangisidir diyor. Şimdi bakterilerin bitkiye benzeyen yanları nedir arkadaşlar? Bakterilerin de bitkiler gibi hücre çeperleri vardır ama yapısı farklıdır. Bitkilerde selüloz hücre duvarı, bakterilerde peptidoglikan hücre duvarı vardır. O yüzden buraya bitki diyelim. Depo polisakkaridi glikojendir. Hayvanların yani bizlerin glikozları glikojen halinde depoladığını biliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu da hayvana ait özellikleri. Klorofilleri ile fotosentez yapan türleri var bakterilerin. Fotoototrof bakteriler olarak geçiyor. Kimler gibi? Bitkiler gibi arkadaşlar. Aktif hareket etmeleri, hayvanlar aktif hareket ederler ama bitkiler pasif hareketlidirler. O zaman bu da hayvanlara benzeyen özellikleri. 1-3 bitkilere benzeyen, 2-4 hayvanlara benzeyen cevabımız boludur. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Arkeler aleminde incelenen canlıların özelliklerinden hangileri bakteriler aleminde incelenen canlılarda ortak olabilir? Şimdi arkeler de bakteriler gibi prokaryot hücreye sahip alemlerdir. O zaman bunu aldık. Polipeptit sentezini ribozomda gerçekleştirme. Herkes, tüm canlılar protein sentezini ribozomda gerçekleştirir. O zaman arkelerde, bakterilerde bu şekilde ribozomda protein sentezi yaparlar ortak. Ototrof beslenebilme. Arkelerin de üretici olan, biliyorsunuz ototrof üretici demektir. Üretici olan grupları var. Kemoototrof olanları var. Bakterilerde de kemoototrof olanlar var. Hatta fotoototrof olanlar da var. O yüzden ototrof beslenme arkelerde de bakterilerde de görülür. Hepsi olur. Cevabımız Edirne. Evet, arkelerle ilgili yine bir arke sorusu. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakterilerin yaşadığı ortamlarda yaşayamazlar. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Arke demek zor koşullara, ekstrem koşullara yaşayabilen, koşullarda yaşayabilen canlılardır. Enzim sistemleri buna uyarlıdır arkadaşlar. O yüzden bakterilerin yaşadığı ortamlarda yaşayamazlar yanlış bir ifade. Hatta daha ekstrem koşullarda da yaşayabilirler. Hücre duvarının yapısı bakterilerden farklıdır. Doğrudur. Bakterilerin peptidoglikan hücre duvarı var. Arkelerin pseudo peptidoglikandır. Bunu aldık. Olumsuz ortam şartlarında yaşayabilmelerini sağlayabilecek özel enzimleri üretebilirler ki ekstrem koşullarda, zor koşullarda yaşayabilen canlılarda arkeler, doğrudur. Zarlı hücre organellerinden bazılarını bulundurabilirler. Yanlıştır. Çünkü arkelerde, bakterilerde prokaryot hücreye sahiptir. Ve prokaryot hücreye sahip olan canlıların tek organelleri var. O da ribozomdur. Zarsızdır arkadaşlar. Zarlı organeller ökaryotlarda vardı. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız 2-3 boludur. Evet, 6. sorumuz homolog organ için. Yargılarından hangileri doğrudur? Kökenleri aynı ya da farklı olabilir diyor. Şimdi homo aynı demektir. Kökenlerinin aynı olması demektir. Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilir. Mesela nedir bu? Balinanın ön yüzgeci, insanın kolu. Balina ve insanın işte kol ve yüzgeç yapısı aynı tabakalardan oluşuyor. Hatta biz tabakaları çok fazla bilemiyoruz. Artık MAP bunları çıkardı. Nasıl bakalım? Balina da
bir omurgalı ve memelidir. İnsan da bir omurgalı ve memelidir. Kökenleri aynıdır, aynı tabakalardan oluşuyor. O yüzden bir gitti. Görevleri aynı olmak zorundadır. Ama ne dedik? Kökenleri kesinlikle aynı. Görevleri aynı ya da farklı olabilir ki kolun görevi, insan kolunun görevi farklı, balinanın yüzgecinin görevi farklı ama kökenleri aynı, homolog organları örnektir. Bu da gitti. Balinanın yüzgeceli, insanın kolu örnek olarak zaten verdik. Cevabımız Ceyhan, yalnız 3. Evet, bir diğer sorumuz, 7. sorumuz. Bakteriler birbirine çok benzeyen basit yapılı canlılar olsalar da bazı özellikler ancak belirli türlerde görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bütün bakteri türlerinde görülen özelliklerden biridir arkadaşlar? Şimdi başka canlılar üzerinde parazit olarak yaşama. Parazit olan türleri var. Bunun yanında saprofit türleri var, üretici türleri var. O yüzden beslenme şekillerine göre farklılıklar görülebiliyor. Hücre dışına sindirme enzimi salgılayabilme, bu saprofitik olanlarda var. Işıklı ortamda klorofilleri kullanarak organik besin sentezleme, bu da fotosentez yapanlar da var. Hastalık yapmayı sağlayan kapsüle sahip olma, kapsüllü bakteriler var, kapsülsüz bakteriler var. Kapsüllü bakteriler genel olarak daha çok patojen, yani hastalık yapıcı olanlar da var. Sitoplazmasında fazla glikozları glikojen olarak depolama tüm bakterilerin ortak özelliğidir arkadaşlar. Unutmayalım, cevabımız Edirne. Geldik 8. soruya. Şimdi bakteri alemi üyelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi kesinlikle gerçekleşemez? Şimdi bakteriler alemi nedir arkadaşlar? Prokaryot. Hücreye sahip olan canlıların olduğu alemdir. Prokaryot hücreye sahip olan canlılar büyük moleküllerin geçişini koful oluşturamadıkları için yapamazlar. Endostoz, eksostoz olaylarını yapamazlar. Fagostoz bir endostoz olayıdır. Hücre içine büyük molekülü almak demektir. Kofulun içine alıyor. Eksostozda ise kofulun içine koyarak dışarı atma olayıdır. Eksostozda yapılamaz. İki tane cevabımız var. Hem A hem B. Ama şöyle diyelim. Saprofitik bakteriler hücre dışına enzimi dışarı verecekler. Normalde enzimi dışarıya, hücre dışına vermek eksostozda oluyordu ama bakterilerde koful oluşumu olmadığı için sindirim enzimlerini ya da dışarı verecek olan büyük molekülü hücre zarındaki bazı proteinler yardımıyla atıyorlar. Eksostoz yapamıyorlar arkadaşlar. Hücre içi sindirim, yağ sentezi, aktif taşıma olur ama A ve B iki tane cevabımız var. İkisini de yapamazlar. Evet. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki şekilde iki farklı türe ait iki organ karşılaştırılmıştır. Bu organlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi kuşun kanadı, sineğin kanadı. Şimdi kanat yapılarına, tabakalarına baktığımızda sineğin kanadı çok hafif bir yapısı vardır. Ve kuşun kanadına baktığınız zaman içinde böyle sert bir yapısı vardır. Ve biz neyi biliyoruz? Kuş bir omurgalı, sinek bir omurgasız. Kökenleri nedir arkadaşlar? Farklılık taşı. O zaman neye örnektir bunlar? Analog organa örnektir. Homolog organ mı? Hayır, kökenleri aynı değil. Gitti. Yapıları farklı mı? Evet, yapıları farklı olduğu için kökenleri farklı, analog organdır. Görevleri aynı mı? Evet, ikisinin de kanatları uçmaya yarıyor. Kuşun kanadı da sineğin kanadı da uçmaya yaradığı için görevleri aynıdır. Yanlış olan yalnız bir, cevabımız Adana'dır. Evet, 10. sorumuza geldik. Aşağıda farklı canlılara ait iki organ gösterilmiştir. Sinek kanadı, kuş kanadı. Evet, aynı az önceki sorudan. Bu organlar arasındaki ilişki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Az önce ne dedik? Kökenleri farklı. Biri omurgasız, kuş omurgalı. Kökenleri farklı, görevleri aynı, uçmaya yarıyor. O yüzden bunlar neydi arkadaşlar? Analog organ örneği de cevabımız Denizli'dir. 11. A ve B bireylerinin aynı türden olduklarını aşağıdaki yargılardan hangisi kesin kanıttır diyor. Şimdi aynı beslenme çeşidine sahip olma. Yani aynı türden değil de farklı türden olanlar da aynı beslenme çeşidine sahip olabilirler. İkisi de üretici, ikisi de tüketici olabilir. Üreme şekillerinin aynı olması, bu olmuyor pardon. Üreme şekillerinin de aynı olması söz konusu olabilir. Eşeyli üreyebilir ya da eşey süreyebilir. Vücut hücrelerinde aynı sayıda kromozoma sahip olma. Şimdi moli balığı 46 kromozom, insan da 46 kromozom. Aynı türden olduklarına kesin kanıt değildir arkadaşlar. Farklı türden olup da aynı kromozom sayısına sahip olabiliyorlar. Çiftleştiğinde verimli nesil verme. Şimdi biz türü tanımlarken ortak bir atadan gelen, benzer özellikler gösteren ve çiftleştiğinde verimli döller verebilen canlılar demiştik. Bu kesin kanıttır. Ekolojik nişlerinin, yani görevlerinin, ekosistemdeki görevleri aynı olabilir. Bu da bana hiçbir şey teşkil etmez ama çiftleştiğinde verim döl vermeleri aynı tür olduğunu ifade eder. Şimdi derste de söyledik, bu dişi bir birey, A canlısı. B canlısı da erkek birey. Çiftleşiyorlar aralarındaki çizgiden dolayı. İki tane yavruları
dişi yavruları oluyor. Şimdi ben bu halde bakarak A ve B canlısının aynı tür olup olmadığını söyleyemem, değil mi arkadaşlar? Kesinlikle A ve B aynı türdür diyemem. Neden? Sadece dölünü görüyorum. Verimli döl demek dölünün dölünü görmek. Bu kız gitsin bir erkekle birlikte olsun ve bir tane torun meydana getirsin. Yani A ve B bu sefer aynı türdür diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü dölünün dölünü görüyorum. Yani torunu göreceksiniz arkadaşlar. A ve B'nin aynı tür olup olmadığını söyleyebilmeniz için. Şu haliyle A ve B aynı türdür diyebiliriz. Verim döl verdiği için. O yüzden cevabımız Denizli. Evet, geldik 12. soruya. Prokaryotik tüm canlılarda. Özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi bütün prokaryotik tüm canlılar kimdir arkadaşlar? Hemen hatırlayın. Bakteriler ve arkeler. Bakteri ve arkelerde hepsinde ne var? Halkasal DNA var. Yani çift zincir şöyle halka şeklinde. Glikojen depolama, yani glikozları glikojen haline depolayan, evet, bütün prokaryotlar bu şekilde depolar. Doğru. Hepsi tek hücrelidir. Bütün bakteriler ve arkeler tek hücrelidir. Genomunun haploid olması, en kromozomlu olması, evet, bakteriler de arkeler de en kromozomlu haploid olarak kabul ediliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 cevabımız Edirne. Evet, geldik 13. sorumuza. Aristo'nun yapay sınıflandırılmasını, canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi dikkate alınmamıştır? Akrabalık dereceleri, yani kökenlerinin farklı olması söz konusudur. Yani bu yapay sınıflandırmada neye bakılmış? Canlıların dış görünüşlerine, yaşadıkları ortama daha çok bakılmış. Şimdi burada morfolojik özellikler dış görünüşü. Evet, yaşadıkları ortam. Evet, önemli. Analog organlar, kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlar. Ne dedik? Kuşun kanadı, sineğin kanadı analog organları örnektir. Hareket yapıları, evet, bunlara da dikkat edilmiş. Dış görünüşlerine dikkat edilmiş. O yüzden akrabalık derecelerine nerede bakılmış? Köken benzerliklerinin olması homolog organlarının baz alındığı doğal sınıflandırılmada, yani filogenetik sınıflandırılmada baz alınmıştır. Cevabımız Adana'dır. Evet, sınıflandırmada canlıların tür adı aşağıdaki belirtilen ifadelerden hangisiyle belirlenir? Şimdi tür adı, ilk isim neydi arkadaşlar? Cins adı. Mesela Morus dediğimizde ilk isim, Morus alba dediğimiz ikinci ismini de yazarım. Bu alba tanımlayıcı adı. Ama ikisi birlikte tür adıdır. Şimdi alba beyaz demektir. Morus dut demektir. Yani dutun nasıl olduğunu ifade ediyor. Beyaz dut olduğunu ifade ediyor. Morus alba dediğimizde de tür adını ifade ediyoruz. Cins adı artı tanımlayıcı addan oluşuyor. Cevabımız Bolu'dur arkadaşlar. Evet, geldik. Grafiklerimiz var. Alemden türe doğru gidildikçe açığı gruptaki canlılar arasındaki benzerlik ilişkisi nasıl değişir? Şimdi alem en büyük sınıflandırma birimimiz. Alem, şube, sınıf, takım, familia, cins ve tür diye. Yani geniş olan kısımdan dara doğru gidiyoruz. Genelden özele doğru, yukarıdan aşağı doğru gittim. Bunları sırasını bilmek zorundayız. Aşağıdan yukarıya şöyle ezberleyebilirsiniz. Bir kodumuz var. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye aşağıdan yukarıya ezberleyebilirsiniz. Şimdi alemden türe doğru gittikçe, yani yukarıdan aşağı doğru gittikçe benzerlik ne oluyor arkadaşlar? Artar diyor. Bu alemden türe doğru gittikçe, yani alemde çok fazla çeşitli canlı var. Şube, örnek vereyim. Mesela 6 tane alemden hayvanlar alemi olsun. Şube olarak omurgalı mı, omurgasız mı? Omurgalı şubesi. Sınıf olarak balık mı, iki yaşamlı mı, sürüngen mi, kuş mu, memeli mi? Hadi memeliler sınıfı olsun. Takım olarak neyle besleniyor? Etle beslensin, etçiller takımı olsun. Familyası işte kurtgiller mi, köpekgiller mi, kedigiller mi, kim olsun? Hadi kedigiller olsun. Cins olarak kedi, yani felis diyelim. Bu felisi nasıl tanımlayacağız ki, nasıl bir kedi olduğunu ifade edeceğiz? Felisin yanına domesticus eklersek, felis, domesticus, evcil kedi olduğunu ifade ediyoruz. Yani alan, bakın, gitgide daraldı. Benzerlik ne oldu? Arttı. Yani türe doğru benzerlik artmış oldu. O yüzden cevabımız Adana'dır. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz 16. sorumuz. İki canlının aynı türden olduğunu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları kanıtlar.
Beslenme şekilleri az önceki soru gibi düşünün. Aynı ortamda yaşamaları ya da beslenme şekillerinin aynı olması, çiftleşebilmeleri, evet çiftleşebilirler. Ama sonucunda verimli döl kısmına bakmamız gerekiyor. Kromozom sayılarının aynı olması hiçbir şeyi teşkil etmiyor ama aralarında verimli döl vermeleri, toruna bakıyorduk arkadaşlar. Dölünün dölünü görmesi gerekiyor verimli döl verebilmesi için. Ne oluyor? Torunu gördüğümüz takdirde bu iki canlının aynı türden olduğunu ifade edebiliyorduk. Cevabımız Edirne'dir. Evet, yukarıda verilen bakteri hücresindeki DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakterilerde nasıl kabul ediliyordu? Haploid, yani N kromozomlu kabul ediliyordu. Homolog kromozomlara sahiptir diyor. Homolog kromozomlar, eş kromozomlar demektir. Kimde bulunuyor arkadaşlar? 2N kromozomlu diploid canlılarda. Yani bizler bunlar örnektir. Annemizden babamızdan genler ne yapıyor? Homolog kromozomlar da bizim vücudumuzda birleşiyor. Biz onlara homolog kromozomlar diyoruz. Takım kromozomlar diyoruz. Sitoplazmada DNA'sı dağınık haldedir. Doğru. Haploid'dir. Doğru. Daima iki iplikten zaten DNA oluşuyor. Hücre metabolizmasının yönetir ve kalıtsal bilgiyi saklar. Evet, bu da doğrudur ama Adana yanlıştır. Homolog kromozom takımları diploid canlılarda bulunuyor. Evet, geldik 18. soruya. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri homolog organlarda aynı olmalıdır? Homolog organları hatırla, kökenleri aynı. Görevleri aynı da olabilir, aynı ya da farklı olabilir. Yani ne olacakmış kesinlikle aynı olan? Kökenleri aynı olacakmış arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir, Adana. Evet, geldik 19. soruya. Doğal sınıflandırma günümüzde geçerli olan sınıflandırma çeşididir. Bilimsel olarak kabul edilen sınıflandırma çeşididir. Günümüze kadar gelmiştir. Hangileri kullanılmaz diyor. Şimdi burada analog organlar neye aitti? Yapay sınıflandırmaya aitti. Bir önce yapılan sınıflandırmaya aitti. Bu olmaz. Embriyonik benzerlikler, kalıtsal benzerlikler, evet baz alınır arkadaşlar. Çünkü kökenlerinin aynı olması gerekiyor. Bu tip benzerlikler baz alınır. Fosil kanıtlara bakılır, DNA benzerlikleri, protein benzerliklerine bakılır. Fizyolojik, anatomik benzerliklere bakılır. Ama analog organlar yapay sınıflandırmaya aittir. Cevabımız Adana'dır. Bakteri ve arkelerde aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olabilir? Şimdi metan gazı üretme, metanojenik arkeler, bu arkeye ait. Histon proteini bulundurma, arkelerin ökaryotlara benzeyen yanlarından bir tanesidir. Histon proteini bulundurma. Hemen şunu da hatırlatalım. Canlılar içinde sadece bakteriler aleminde DNA'nın sarılı olduğu histon proteinleri yok. Geri kalan arkelerde dahil bütün ökaryotlarda DNA histon proteinlerine sarılı olarak bulunur. O yüzden histon proteini vardır diyorsa arkeye aittir. Hücre duvarında peptidoglikan içerme kime ait? Bakteriye aittir. Arkelerde pseudopeptidoglikan bulunuyor. Yapısında nükleik asit olmayan zarsız organel bulundurma. Şimdi yapısında nükleik asit olmayan zarsız organel kimdir? Sentrozom. Sentrozom kimde var? Hayvanlara özel bir organeldir. İkisinde de yok. İkisinde de yoktur sentrozom. Glikozun fazlasını glikojen olarak depolama bütün prokaryotların ortak özelliğidir. Hem bakteri hem arkede de görülür arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet, geldik 21. soruya. Bakterilerde bulunan özelliklerinden hangileri arkeler içinde ortaktır? Şimdi bakıyorum. Peptidoglikan yapılı hücre duvarına sahip olma. Şimdi bu kime ait arkadaşlar? Peptidoglikan yapılı hücre duvarı az önce de dedik bakterilere aittir. Halkasal DNA içerme ortak. Bölünerek çoğalma ortak. Konjugasyon hem bakteriler yapar hem de arkeler yapar. Yan yana aynı türden iki canlı beraber oluyor. Ve yan yana geldikleri zaman aralarında bir köprü kuruluyor. Ve tek yönlü olarak gen aktarımı yapmaktır. Konjugasyon kalıtsal çeşitliliği arttıran bir olaydır. İkisinde de görülür. Glikojen depolama bütün prokaryotlara aitti. O yüzden 2, 3, 4, 5 cevabımız Edirne'dir. Geldik 22. soruya. Şarbon hastalığına sebep olan Bacillus anthracis bakterisi yukarıda gösterildiği gibi endospor haline geçmiştir. Şimdi endospor ne demek? Zor ortam koşullarında bir adaptasyon sağlaması demektir bakterilerin ve zor ortam koşulları varsa uygun olmayan bir sıcaklık olabilir, uygun olmayan bir pH olabilir. Ne yapıyor? Büzülüyor. Suyunu dışarı veriyor, büzülüyor. DNA'sını etrafını kalın bir zırhla çevreliyor ya da
DNA'sını eşleyerek, eşlediği oluşan DNA'nın etrafını kalın bir zırhla çevreliyor ve bazal metabolizma durumunda yıllarca bu şekliyle kalabiliyor. Ortam koşulları normale gelirse tekrar eski durumuna, normal metabolizmasına kavuşuyor arkadaşlar. Endospor bir üreme şekli değildir arkadaşlar, buna dikkat. Geçerli olamaz diyor. Şimdi bakıyorum, hücre yoğunluğu azalır. Hücre bakteri hücresi suyunu dışarı verdiği için ne oluyor? Yoğunluğu fazlalaşıyor. Suyu azalıyor, ozmotik basıncı artıyor. Bu olur. Hücre içi ozmotik basınç yüksek olduğu için yoğunluğu fazlalaşıyor. Olumsuz çevre koşullarına toleransı artmıştır. Olumsuz çevre koşullarında hoşgörüsü, yani yaşama şansı bulmuştur. Adaptasyonu artmıştır, doğru. Yüzyıllarca, evet, 50-60 yıl bu şekilde yaşayan bakteriler varmış. Metabolik hızı yüksektir. Hayır, metabolizma hızını düşürür. Sadece canlı kalmaya çalışıyor. Sadece kendi metabolizması için gerekli olan en düşük enerjiyi üretmek zorunda. Bazal metabolizma demek, metabolizmasının yavaşlaması demek, düşmesi demektir. O yüzden 5 olamaz cevabımız Edirne'dir. Evet, geldik 23. soruya. Aynı türden iki canlının aşağıdaki özelliklerinin hangisi farklıdır? Şimdi solunum çeşidi aynı türse oksijenli solunum ya da oksijensiz solunum yapıyordur. RNA çeşitleri mRNA, tRNA, rRNA aynıdır. Kromozom sayıları genel olarak aynı türden canlıların kromozom sayısı aynıdır. Üreme çeşidi eşeyli mi eşeysiz mi aynıdır. Ama DNA'larındaki nükleotit dizilişi, yani bizler, evet, insan türü olarak hepimizde DNA var ama DNA'larımızın nükleotit dizilişleri farklı olduğu için bizler farklı görünüşlere sahibiz. O yüzden cevabımız boludur. Sınıflandırma birimlerinden hangisindeki bireyler kendi aralarında çiftleştiğinde verimli döl oluşturabilir? Şimdi biz ne dedik? Verimli döl demek, dölünün dölünü görmemiz onun aynı tür olduğunu ifade eder. Aynı tür canlılarda çiftleşme olduğu zaman verimli döl oluşturabilirler arkadaşlar. Cevabımız boludur. Evet, geldik 25. soruya. Bakteriler uygun olmayan ortam koşulları içinde endospor oluşturarak korunuyorlar. Buna göre endospor formu için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Metabolizma hızı ancak canlılık özelliklerini gerçekleştirecek seviyededir. Düşüyor metabolizması. Bazal metabolizmaya giriyor. Doğru. Yüzlerce yıl bakteri bu durumda kalabiliyor. Evet, bunu da söyledik. 50-60 yıl bu şekilde kalanlar var. Yalnızca eşeysiz üremeyi sağlar diyor. Şimdi endospor bir üreme şekli değil. Zor ortam koşullarına dayanabilmek için bir adapte olabilme sürecidir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Bakterinin DNA'sı eşlenir. Etrafı özel bir kılıfla sarılır. Korumaya alıyor çünkü DNA'sını. Bakteride fazla su dışarı verilir. Büzülür. Ozmotik basıncı artıyor. Yoğunluğu da artıyor demiştik. Bunlar da oluyor. Cevabımız Ceyhan'dır. Bir üreme şekli değildir arkadaşlar. Dikkat. Evet, 26. Türü bilinmeyen bir canlının yapılan araştırmalar sonucunda takımı tespit ediliyor. Şimdi alem, şube, sınıf, takım, familya, cins, tür. Baş harflerini yazdık. Neyi belirleniyormuş? Takımı belirleniyormuş. Bu aşamadan sonra hangi basamağa geçilir arkadaşlar? Şimdi takımı tespit ediliyorsa takımdan sonra işte genelden özele doğru gitmek kimi tespit etmek demektir arkadaşlar? Familya, yani aileyi tespit etmek demektir. Cevabımız Denizli'dir. Evet, bir grafiğimiz var. Yukarıdaki grafikte 3 sınıflandırma basamağının bireyler arasındaki ortak özellik sayısı gösterilmiştir. Bu sınıflandırma basamaklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması. Şimdi alem, şube, sınıf, takım, familya, cins, tür. Şimdi ortak özellik aşağıya doğru ortak özellik artıyorsa o zaman 1 en altlarda, sonra onun üstünde 3, ortak özelliğin en az olduğu 2, aleme yakın olanlar 2, 3, 1, cevabımız bolu olarak söyleriz. Evet, geldik 28. sorumuza. Aynı türe ait sağlıklı bireylerde aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı değildir? Aynı türe ait sağlıklı bireyler, mesela bizler, iki insanı düşünün. Kromozom sayımız, evet, 46, aynı. Dolaşım şeklimiz, evet, kapalı dolaşıma sahibiz. Üreme şeklimiz, eşeyli üreme gösteriyoruz. Beslenme şeklimiz, heterotrof canlılarız. Ama DNA şifrelerimiz farklı olduğu için farklı görüntüye sahibiz. O yüzden cevabımız boludur. 29. Yukarıdaki ifadeler için aşağıda belirtilen bakterilere ait yapılardan hangisi ile ilgili bilgi yoktur diyor. Şimdi eşleştirme yapalım.
Bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan uzantıları nedir arkadaşlar? Pilus. A'la eşleştirdik. Kısa uzantılar dedik. Ana DNA dışındaki küçük ve halkasal DNA parçalarıdır. Plazmit. B dedik. Bakterilerde fotosentezde görevli yapı nedir arkadaşlar? Klorofil, yani E ile eşleştirdik. Peptidoglikan yapıda olan nedir? Hücre duvarıdır. D ile eşleştirdik. Kimi vermemiş? Kapsülü vermemiş. Hücre duvarının da dışında bir zırh gibi, bir zar gibi bir çeperi var. Kapsüllü bakteriler olarak adlandırılır. Genellikle kendini korumaya alması durumudur bu kapsüllü bakteriler durumu. Daha çok patojen olanlarda vardır diyebiliriz genellikle. Ama burada vermemiş tanımını. Cevabımız C'dir. Evet, kapsül bazı bakteri türlerinde, az önce bahsettik, bulunur. Bakteriyi dış etkenlerden korur. Daha çok patojen, yani hastalık yapıcı bakteriler kapsül taşıyabilirler. Kapsül taşıyan bakteride yapılarından hangileri kesinlikle bulunmaz? Şimdi patojense bu bakteri nedir? Heterotrof, yani parazit olarak beslenen bir hastalık yapıcı bir bakteridir. Klorofil kimde var? Fotoototrofta. Yani üreticide. Hem fotoototrof olup hem de parazit olup heterotrof bir bakteri yoktur arkadaşlar. Bir olmaz. Ribozom zaten bütün üretici bakteride de var. Heterotrof bakteride de var. Pilus hepsinde olabilir çoğunluğunda. Kamçı aktif hareket edenlerde olur. Ayrım yoktur bu şekilde ama bir kesinlikle bulunmaz arkadaşlar. Patojen bakterilerde cevabımız yalnız bir. Evet, 31. sorudan devam ediyoruz. Antibiyotiklerin bakterileri etkilerken arkeleri etkilememe nedeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Zarlı organellerinin olmaması. Bu ikisinde de zarlı organeller yok. Bununla ilgisi yok ama Bolu'da arkadaşlar ribozom yapılarının farklı olması. Hatırlayın, ribozom içindeki RNA'daki nükleotit dizilimi arkelerin ökaryotlara benziyordu. Bu yapılarının bakterilerden çok farklı olmasından dolayı antibiyotikler bakterileri etkiler ama arkeleri etkilemez arkadaşlar. Direkt bilgi sorusu. Evet, geçtik 32. soruya. Şimdi 32. soruda bir bakterinin şekli verilmiş yukarıda. Verilenlere göre numaralanmış yapılardan hangileri bakteriler aleminin tüm üyelerinde mutlaka gözlenir? Şimdi bakterilerin tüm üyelerinde genel olarak neler var arkadaşlar? Ribozom hepsinde var. Hücre zarı tüm canlılarda olduğu gibi var ve hücre duvarları da peptidoglikan yapılı var. Ama kapsül kimlerde vardı? Patojen, yani hastalık yapıcılarda. Mezozom ya da hücre zarı kıvrımı olarak söylüyoruz artık. Bu da o ikili solunum yapanlarda arkadaşlar. O yüzden 1, 2 ve 5 cevabımız Ceyhan. Evet, 33. sorumuzda yukarıda verilen 5 türden hangi ikisi yakın akrabadır? Şimdi biz ikili adlandırmayı işlemiştik. Bir tanesini de gösterelim. Şu ilk isimleri cins adıydı. İkinci isimleri tanımlayıcı ad, sıfat gibi düşünüyorduk. Onu tanımlıyor. Yani cinsi tanımlıyor. İkisi birlikte tür adı olarak ikili adlandırma isimlendirilmesini yapmıştık. Şimdi ilk isimlerinin aynı olması bize akraba olduklarını, yakın akraba olduklarını ifade ediyordu. İkinci isimlerinin aynı olması hiçbir şey ifade etmiyordu. O zaman ilk isimleri kimlerin aynı? Bakın, ikide felis var. Felis kedi demektir. Felis domesticus, evcil kedidir. Felis silvestris de, bu da bir kedilerden bir tanesi. O yüzden iki felisler bunların yakın akraba olduğunu gösterir. 2 ve 5 cevabımız Bolu'dur arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz, bakterilerde özellikler verilmiş: fotosentez yapma, saprofit olma, patojen olma. Bu bakterilerin tümünde olaylarından hangileri ortaktır diyor. Şimdi bakıyorum, oksijen üretimi. Oksijeni kim üretir arkadaşlar? Oksijen, bakterilerin tümünde oksijen üretimi fotosentez olayıyla. Yani burada o iki çıkışı burada. Bir burada. Glikozun yıkımıyla ATP sentezleme. Glikozun yıkımıyla ATP sentezi sitoplazmada olur. Tüm bakterilerin sitoplazması olduğu için iki kesinlikle var. Antijen üretme. Şimdi bu antijen yabancı madde demektir. Patojen olanlarda antijen özellikle maddeler vardır. Bu da patojen olmaya aittir. 3 dedik. Hücre dışı sindirim yapma. Hücre dışına enzim salgılayarak hücre dışında sindirim yapma. Enzim sistemleri çok gelişmiş olan bakterilerde, yani saprofit olanlarda vardır. 4 de buraya ait. O yüzden hepsinde ne var arkadaşlar? Yalnız 2 dediğimiz cevabımız Bolu'dur.
Türden aleme doğru gidildikçe meydana gelebilecek değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Şimdi biz neyi öğrendik? Alem, şube, sınıf, takım, familya, cins, tür. Genelden özele doğru, yani alemde çok canlı vardı, birey sayısı fazlaydı, çeşitlilik fazlaydı. Aşağıya doğru, türe doğru gittikçe birey sayısı azalır, çeşitlilik de azalır ama ortak özellikler artıyordu. Ama aşağıdan yukarıya doğru, türden aleme doğru gittikçe diyor. Bakalım, gen çeşitliliği azalır diyor. Şimdi gen çeşitliliği ne oluyor arkadaşlar? Alemde çok fazla canlı olduğu için gen çeşitliliği de artıyor. Azalıyor değil, artması gerekiyor. Türden aleme doğru gittikçe birey sayısı ne oluyordu? Çok fazla canlı olduğu için birey sayısı artıyor. Cevabımız boludur. Kromozom sayısı ile ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Değişkenlik gösterir. Protein benzerliği aleme doğru artmaz, azalır arkadaşlar. Alemden türe doğru artar. Homolog organ benzerliği, yani ortak özellikler dediğimiz özellikler aleme doğru azalması gerekiyor. Alemden türe doğru artar arkadaşlar. O yüzden cevabımız bolu. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri? Evet, hemen kaçıncı soruymuş? 36. soru arkadaşlar ama evet, 36. soru. Hangileri bakterilerde ve arkelerde ortak olarak gözlenir diyor. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip. Bakteri de arke de prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunmuyor. O zaman ortak. Hücre duvarında peptidoglikan taşıma. Peptidoglikan hücre duvarı bakteriye aittir. Bölünerek üreme her ikisine de aittir. Basitçe ikiye bölünerek eşeysiz yolla ürerler. Gen aktarımı yapabilme, konjugasyonla gen aktarımı yapabilirler. İkisinde de konjugasyon görülür. 1, 3 ve 4 cevabımız Edirne'dir. Evet, 37. sorumuzda bir şeklimiz var. İki bakteri arasında gen aktarımı. Yani bu olay neydi arkadaşlar? Konjugasyon diye anlattık. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi gen aktarımı tek yönlüdür. Şimdi F artı dediğimiz hücre plazmiti olan, bakın. Plazmiti olmayana F eksi diyoruz. Plazmiti olan plazmiti olmayana plazmit ile gen aktaracak. Yani bakın, tek yönlü bir şekilde diğerinin de F eksinin de plazmiti oldu. F eksi bakteride kalıtsal çeşitlilik artmış oldu. Gen aktarımı tek yönlüdür. Doğru. Olay eşeyli üremedir. Hayır, birey sayısı artmadı. Bir üreme tipi değil. Ortam koşullarına işte adapte olabilsin diye gen aktarımı yaparak daha çok işte antibiyotiğe direnç genini aktarabilmek için bu olayı kullanıyor. Bir üreme tipi değil. Alıcı ve verici bakterilerin kalıtsal yapısı değişir. Verici değil, alıcı olan da, yani F eksi ne duruma geldi? Plazmiti olarak F artı durumuna geldi. Onda kalıtsal çeşitlilik arttı sadece. Bunlar yanlış. Cevabımız yalnız birdir, Adana. Bakterilerde ana DNA dışında küçük halkasal DNA parçaları da bulunur. Buna plazmit demiştik. Evet, az önce plazmit de gen aktarımı olmuştu. Plazmitlerin üzerindeki genler özelliklerinden hangilerini etkiler? Şimdi bu plazmidi kullanarak gen aktarılacaksa antibiyotiklere direnç geni üzerinde var. Bazı kalıtsal karakterlerin oluşumu, evet, diğerine aktarılarak onda da o kalıtsal karakterler oluşur. Doğru. Çevresel faktörlere dayanıklılık genleri de vardır. Yani birçok geni plazmitle aktarmış oluyor. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 Edirne'dir. Evet, 39. sorumuzda bir bakterinin yaşam sürecinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşemez? Hücre duvarı ile hücre zarının içeri çökmesi sonucu sitoplazmanın bölünmesi. Şimdi bakterilerde basitçe ikiye bölünme şeklinde ne oluyordu? Sitoplazmasını da ayırabiliyordu. Bu da olur. Bir halkasal DNA'dan iki halkasal DNA'nın oluşması, bu eşeysiz üreme sırasında. Yani şöyle düşünün. Bu bakterinin halkasal DNA'sı var. Ne oluyor eşeysiz üreme zamanında? Bu halkasal DNA'sının aynısını yapmış oluyor. Bunun sonucunda yavru bakterinin bir tanesinde halkasal DNA, sitoplazmanın bir kısmı, diğerinde de diğer halkasal DNA ve sitoplazmanın bir kısmı olarak ayrılır. Bu da doğrudur. Yalancı ayak oluşumu ile aktif hareketin gerçekleşmesi. Bunların çeperi var arkadaşlar. Çeperli olan hücrelerde ne oluşmuyordu? Endostoz yapılamıyordu. O yüzden bu yanlıştır. Fagositoz dediğimiz olay görülmez arkadaşlar. Aynı türe ait başka bir bakteriye gen aktarımı, evet, konjugasyonda aynı türden iki bakteri yan yana geliyor. Tek yönlü olarak F artıdan F eksiye gen aktarımı oluyor. Doğrudur. Genetik şifreye göre sitoplazmada RNA üretilmesi. Bir bakterinin DNA'sı var. DNA sentezi yapar.
DNA'larındaki şifreye göre RNA'larını da üretir. RNA sentezi diyoruz. Osman bunu da yapar arkadaşlar. Doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, 40. sorumuzda yine canlıları vermiş. İkili adlarını vermiş. Tür adları verilen canlılardan hangilerinin protein benzerliği en fazladır? Hangileri yakın akrabadır? Biz neyi öğrendik arkadaşlar? İlk isimleri cins isimleriydi. Cins isimlerinin aynı olması bunların yakın akraba olduğunu gösteriyordu. Bakın Lacerta dediğimiz 2 ve 4. canlıların ilk isimleri cins isimleri aynı. Bunlar yakın akrabadır. Cevabımız 2 ve 4 Denizli. Evet, 41. sorumuzda sınıflandırma birimleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Sınıflandırma birimlerini gösteren bir grafik var karşımızda. Şimdi bunları uyarlayalım bakalım. Biraz şöyle açalım. Mesela bir tür olabilir mi? Ya da şöyle diyeyim, birey sayısı en fazla kimin arkadaşlar? 2'nin. Şöyle yapalım. 2, sonra 4, sonra 3, sonra 1. Yani birey sayısı en fazla alemin olduğu yerde türe doğru gittikçe ne oluyordu? Birey sayısı azalıyordu. O zaman bir tür olabilir mi? Burada olur. 2 takım diyelim. 3 cins diyelim. 4 de familya diyelim. Alem, şube, sınıf, takım, familya, cins, tür. O zaman uyuyor. B'ye bakalım. Bir takım olabilir mi? Burası takım olsun. 2 alem olsun. 3 sınıf olsun. 4 de şube olsun. Alem, şube, sınıf, takım. O zaman bu da oldu. 1 cins olsun. 2 sınıf. 3 familya. 4 takım olsun. Alem, şube, sınıf, takım, familya, cins. O zaman aşağı doğru gittikçe birey sayısı azaldı. Bu da doğru. 1 familya. Yine şunları bir silelim. Şöyle yapalım. 1 familya. 2 şube. 3 takım. 4 de sınıf. Şube, alem, şube, sınıf, takım, familya diye sıralarsak evet doğru gidiyor. Bu da doğru. Şimdi bu tarafı silelim. Bu tarafı doğru yazalım. Bir alem olur mu? 2 tür olur mu? 3 şube. 4 de cins. Bu tam tersi olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Türün birey sayısı en yukarıda olamaz. O yüzden bu tam tersi olması lazım. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Cevap anahtarında evet düzeltme yapabiliriz. Adana diye vermiş ama Edirne olarak düzeltelim. Evet, şimdi karşımızda 42. soru var. Aşağıda bilimsel sınıflandırma basamakları ve belirli bir özelliğin bu basamaklara göre değişimini gösteren grafik verilmiştir. Şimdi grafikte x yerine özelliklerinden hangileri gelebilir? Şimdi türden aleme doğru artan bir şey. Türden aleme doğru ne artar arkadaşlar? Birey sayısı artar. Canlı çeşitliliği artar. Rekabet artar. Av-avcı ilişkisi artar. Şimdi x yerine hangileri gelebilir diyor. Bakıyorum. Benzer özellik artar mı? Hayır, aleme doğru değil, türe doğru artar arkadaşlar, olmaz. Grup sayısı, evet, bireylerin sayısı artacağı için grup sayısı da artar. Gen çeşidi de artar, canlı çeşitliliği artar. Kromozom sayısı, bununla ilgili bir kural söylemedik. Kromozom sayısı az ya da çok olabilir, fark etmez. Bununla ilgili bir kuralımız yok. O yüzden 2 ve 3 gelebilir arkadaşlar. Evet, 43. sorumuza geldik. Bazı bakteri türleri olumsuz çevre şartlarında endospor oluşturur. Endospor ortam koşullarına uymak için bir adaptasyondur arkadaşlar. Endospor miktarı nereden sonra artmış? pH'ın 7 olduğu, 7 ve üzerindeki pH'ta artmış arkadaşlar. Demek ki neyi seviyor arkadaşlar bu? 7'nin öncesindeki pH, yani asidik ortamı seviyormuş bu. Bu grafiğe göre bu bakteri türü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi pH 5 ve 6'da aktif birey sayısı fazladır. 5 ve 6'da bakın endospor oluşturmamış. Demek ki normal metabolizmasını sürdürüyor. Doğrudur. Bazik ortam koşullarına dayanıklıdır. Şimdi bazik ortam koşullarına dayanıklı olmadığı için endospor haline geçmiş. Dayanıklı değil. Ortamın pH arttıkça üreme hızı artar. Ortamın pH arttıkça endospor durumuna gelir. Metabolizma hızı yavaşlar. Bazal metabolizmaya girer. Sadece
hayatını sürdürmek için gerekli olan ATP'yi üretecek kadar metabolizmasını kullanır. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir Adana'dır. 44. Aşağıdaki bazı canlıların bilim insanları tarafından adlandırılmaları verilmiştir. Yukarıda kaç farklı cins, kaç farklı tür bulunmaktadır? Cins ilk isim isimleriydi. Caniche 1, Lacerta o da 1, şöyle cins diyelim. Hedera cinsi 1, Felix cinsi 1, Kertia cinsi 1. O zaman kaç çeşit cins var? 5 çeşit cins var. Tür olarak hepsi farklı mı ikili adlandırılması? Evet, o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı tür var. 5'e 6 cevabımız Adana'dır. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer sorumuzda 45. sorumuzdayız. 4 farklı türün sınıflandırılması ile ilgili bir bölüm verilmiştir. Buna göre yapılarından hangileri doğrudur? Şimdi en fazla ortak gene sahip olan türler L ve M'dir. En fazla ortak gen, yakın akrabalar ortak genlere sahiptir. Şimdi bakalım L, M. L'nin cinsi farklı, M'nin cinsi farklı. Kimler ortak gene en fazla sahiptir? K ve L cinsleri aynı. M ve N'nin de cinsleri aynı. O zaman bu yanlış bir ifade. K ve L türünün kromozom sayısı kesinlikle aynıdır. Şimdi K ve L türü aynı cinsin iki farklı türü de olabilir, iki aynı türü de olabilir. O yüzden bu da yanlış. 4 tür de aynı şubede bulunur. Şimdi hepsinin familyası aynı mı? Bunun üstündeki alem özellikleri, şube özellikleri, sınıf özellikleri, büyük birimler ne oluyor? Aynı oluyor. 3 doğru. M ve N türü bireyleri birbirleriyle verimli döl verebilir. Birbiriyle verimli döl verebilenler aynı tür canlılardır. M ve N türü sadece aynı cinsin türleridir. Bunu bilemem arkadaşlar. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız yalnız 3 Adana'dır. Evet, 46. sorumuzda bakteriler ve arkelerin yine tek hücreli olan protist aleminden farklı bir grupta incelenmesinde hangilerine sahip olmaları neden olmuştur? Bazılarının ototrof, bazılarının heterotrof olması. Bakteri ve arkelerde de üretici ve tüketici var, protistada da var. O zaman bu bir neden teşkil etmez. Yanlış. Hücre zarlarının etrafında selüloz olmayan bir çeper taşımaları. Şimdi bakteri ve arkelerde evet hücre duvarları var. Protista aleminde hücre duvarı sadece alglerde var. O zaman yanlış, ikisinde de var hücre duvarı bulunduran canlılar. Çekirdek zarı ve zarlı organellerinin olmaması bakteri ve arkelerin prokaryotlar içinde, protistalarda çekirdek zarı ve zarlı organeller olduğu için ökaryot hücreye sahiptir. O yüzden bakteri ve arkeler protista aleminde yer alamaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 Edirne'dir. Bir bakteri ile bir arke karşılaştırıldığında hangilerinin farklı olması beklenmez. DNA etrafında histon proteini bulundurması kime ait? Arkeye ait. Hücre duvarı yapısı. Şimdi bakterinin peptidoglikan, arkenin ise bulunduranlarda pseudopeptidoglikan, yalancı peptidoglikandır. Bu da değil. DNA molekülündeki nükleotit çeşidi sayısı. Farklı olması beklenmez diyor arkadaşlar. DNA molekülündeki nükleotit çeşidi. DNA'da kaç çeşit nükleotit var? Adenin, guanin, sitozin, timin. Tüm canlılarda 4 çeşit nükleotit var DNA'ya ait. O zaman bu farklı olması beklenmez. Cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar. Arkeler aşağıda verilenlerden hangisini gerçekleştiremez? Otçuların sindirim kanalında selüloz sindirimi. Metan üreten arkeler bunu yapıyor. Atık suların temizlenmesinde evet kullanılıyor arkeler. Metan gazı, biyogaz ve gübre üretilmesinde metanojenik arkeler kullanılıyor. Fotosentez olayıyla organik besin üretilmesi. Fotosentez yapan bir arkeye günümüze kadar gelen arkeler içinde rastlanmamış arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Kalitesi düşük olan metallerin işlenmesi ve saflaştırılması. Evet, bunun içinde metal cevherlerin işlenmesinde arkeler kullanılıyor. Cevabımız Denizli'dir. Evet, 49. sorumuzda bakterilerde aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi görülmez? Saprofitik beslenme, fotosentez yapanları, parazitik olanları, kemosentez yapanları, üreticisi ya fotosentez yapıyordur ya kemosentez yapıyordur. Heterotrof besleneninde saprofitik ya da parazitik olabilir ama holozoik beslenme katı parçalar halinde beslenmedir. Bu kimde görülüyor arkadaşlar? Hayvanlarda görülüyor. Bakterilere ait bir beslenme şekli değildir.
Aşağıda bazı hayvanların sınıflandırılması gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakalım neler vermiş bize. A şıkkı, farklı ailelerdeki canlılar aynı takımda bulunabilir. Bakın kedigiller, köpekgiller, ayıgiller ailesi nerede bulunuyor? Etçiller takımında bulunuyor. O zaman doğru bir ifade. Bir aile birden fazla cins bulundurabilir. Bu kedigiller ailesinde kedi ve panter cinsi. Evet, farklı cins bulundurabilirler. Bir tür farklı cinslerde bulunabilir. Şimdi bir tür bakalım. Canis lupus. Sadece hangi cinste yer alır? Canis cinsinde yer alır. Kalkıp da gidip panter ya da kedi cinsinde olamaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlış bir ifade. Farklı türler aynı cinste bulunabilir mi? Evet, kutup ayısı ve boz ayı ayı cinsinde bulunur. Doğrudur. Sınıf sayısı aile sayısından azdır. Evet, sınıf mesela bakın memeliler sınıfı aileye bakın. Kedigiller, köpekgiller, ayıgiller gittikçe dallanıyor. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, 51. sorumuzda sistematik basamaklarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğru olabilir? Bakıyorum, takımı aynı olan canlıların kromozom sayısı farklı olamaz. Şimdi aynı takımda farklı tür canlılar olabilir, kromozom sayıları da farklılık taşıyabilir. Yanlış. İki canlının cinsi aynı ise şubesi de kesinlikle aynıdır. Aynı cinstelerse yukarıdaki büyük birimler kesinlikle aynıdır. Doğru. Canlıların aileleri farklı sınıfı canlıların aileleri farklı sınıfı aynı olabilir. Aileleri farklı, sınıfı aynı olabilir. Evet, farklı ailelerin üstteki birimleri, sınıfları da aynı olabilir. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 2 ve 3 denizlidir. Şöyle örnek vermiştik. Alem, şube, sınıf, takım, familya, cins, tür. Şimdi ne diyor? Aileleri farklı, sınıfı aynı olabilir. Aynı sınıftalarsa üstteki birimler alem ve şube özellikleri aynı. Alttakiler aynı ya da farklı olabilir. Üsttekiler kesinlikle aynı. O yüzden cevabımız denizlidir. Evet, 52. sorumuzda 3 ayrı tüpte eşit sayıda genetik yapıya sahip A tür bakteriler ekleniyor. Zamanla değişimi görmüş. Birin sayısı artmış. Bir de kim var arkadaşlar? İnorganik madde var aydınlık ortamda. O zaman bu fotosentez yapan bir neymiş arkadaşlar? Bakteriymiş. İki inorganik madde karanlık var. O zaman kemosentez yapamıyor. Organik madde karanlık var. Bunu da kullanamıyor demek ki. O yüzden fotosentez yapan bir bakterinin sayısı artıyor. 2 ve 3'teki kaplarda artmıyorsa demek ki fotosentez yapan bir bakteriymiş. Şimdi A türü bakterilerin birey sayısındaki değişimin nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İnorganik maddeyi okside etmeleri. Bu neyle ilgili? Kemosentezle ilgili. Karbondioksit özümlemesinde ışık enerjisine bağlı olmaları. Evet, bu fotosentezle ilgili cevabımızdır. Hücre dışı sindirim enzimi üretmemelerinin zaman olması değişik bir cümle kullanmışlar. Ama cevabımız bu arkadaşlar. Zaten diğerlerini okumaya gerek yok. Fotosentez yapan bir bakteriymiş bu. Evet, geldim kaçıncı soruya? 53. soruya. Şimdi bir şema var karşımızda. Bakteri ve arkelerin sahip olduğu özelliklerle ilgili. Endospor oluşturma kime ait arkadaşlar? Bakteriye ait. Konjugasyonu hem bakteri hem de arke yapabilir. Kalıtım materyalinde histon proteini bulunduran sadece arke. Ototrof ve heterotrof türler bulundurma her ikisine de ait. Üçgeni de ortaya yazarsak cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Adana geliyor. Özelliklerini aklımızda tutuyoruz. Evet, 54. sorumuzda şemada hayvanlar alemine ait bir sınıflandırma örneği verilmiş. Alemden türe doğru gitmiş örnekler verilmiş. Şemada verilen canlılarla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum, yılan ve akrep alemde ortak olarak bulunur. Yani yılan ve akrep bulduğunuz zaman nerede bulunuyor? Zaten ikisi de hayvan olduğu için hayvanlar aleminde bulunur. Doğrudur. Kutup ayısı, boz ayı aynı türdür. Hayır, kutup ayısı ve boz ayı diyor. Şimdi boz ayıyı vermiş. Kutup ayısı da farklı bir türdür arkadaşlar. Ayı cinsindeler, aynı cinsteler ama farklı iki türdür. O zaman yanlıştır. Kurt ve boz ayı en son takımda ortaktır. Kurt ve boz ayı takım etçiller takımında mı? Evet, etçiller takımında burada yer alıyor. Doğrudur. Zebra ile kaplan aynı takımda bulunmaz.
Kaplan etçildir, zebra otçuldur. Aynı takımda bulunmaz. Ama nerede bulunabilir? Memeliler sınıfında bulunabilir. Takımda farklıdırlar. O yüzden bu da doğrudur. 1 ve 3, 4 denizlidir cevabımız. Evet, geldik son iki sorumuza. 5 farklı tür canlının filogenetik ağaçlarının bir kısmı aşağıdaki gibidir. Verilenlere göre 5 canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi tek alemde sınıflandırılırlar. Evet, bir tane alem vermiş. Doğrudur. 1 ve 2'nin benzerliği diğerlerinden daha fazla olmalıdır. Çünkü 1 ve 2 bakın aynı türün elemanları. Doğrudur. 1, 2, 3 canlıların takım ve sınıfları aynıdır. 1, 2, 3'ün bakın cinsleri de aynı. Ondan sonrakiler de aynı. Doğru. 4 ve 5. canlılar aynı şubede yer alır. 4 ve 5 bakın aynı şubede yer alıyor. Doğru. 5 canlı arasında üreme birliği olabilir. Farklı türler de var bunların içinde. Aynı türler üreme olayına girebilir. O yüzden Edirne yanlıştır. Evet, son olarak XYZ bakterilerinin oksijen ihtiyaçlarına özdeş deney tüplerindeki dağılımları aşağıdaki gibidir. Hangisi yanlıştır? Şimdi X bakterisi nerede üremiş? Oksijenin bol olduğu yerde üremiş. O zaman O2'li ortamı seviyor. Y bakterisi her yerde üremiş. O zaman hem oksijenli hem de oksijensiz ortamı seviyor. Fakültatif diyorduk bunlara. Z bakterisi ise sadece altta yayılış göstermiş. O2'siz ortamı seviyor. Şimdi Z zorunlu olarak O2'siz ortamı istiyor. X ise zorunlu olarak oksijenli ortamı istiyor. Şimdi A diyor ki X bakterisinde kesinlikle ETS elemanları bulunur. Elektron taşıma sistemi elemanları oksijenli solunumda var. O zaman doğru bir ifade. Y bakterisi fakültatif olup solunum çeşidindeki toleransı X ve Z'den daha fazladır. Yani bu bakteri oksijenli ortamda da yaşıyor, oksijensiz ortamda da yaşıyor. Hoşgörüsü toleransı yüksek. Doğrudur. Z bakterisi lağım suyunda yaşayabilir mi? Evet, oksijensiz ortamı sevdiği için lağım suyunda yaşayabilir. X bakterisi zorunlu anaerob, hayır zorunlu aerob, oksijenli ortamda. Z bakterisi zorunlu aerob değil anaerob olacak. Z bakterisinin oksijen toleransı düşük, duyarlılığı ise yüksektir. Şimdi Z bakterisinin oksijene toleransı düşük, duyarlılığı yüksek. Neden? Çünkü oksijeni sevmiyor. Oksijen zehir etkisi yapıyor. O yüzden doğru bir ifadedir. Cevabımız zaten denizliydi. Evet arkadaşlar, bu fasikülün de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.